Bakın arkadaşlarım, dağlık bölgeleri bilirseniz birçok soruyu çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ya da dünyadaki çöl bölgelerini bilirseniz birçok soruyu çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ben inanıyorum ki bugünkü dersimizden sonra birçok arkadaşımız coğrafya sorularını çok daha iyi yapacak ve harita kültürü ciddi anlamda artacak. Şimdi daha demişken sakın gözünüzü korkutmayın. Çünkü dünyada bilmemiz gereken topu topu 4,5-5 tane yüksek dağ var. Hani 6. bir dağ bilmenin bugüne kadar bana faydası olmadı, sana da olmayacaktır. Peki nedir bu dağlar? Bunları harita üzerinde tek tek gösterelim. Bunlardan birincisi Kuzey Amerika'da Büyük Okyanus'a paralel uzanan Kayalık Dağları. İkincisi Güney Amerika'da Şili, Peru civarında yine Büyük Okyanus'a paralel uzanan Ant Dağları. Üçüncüsü İsviçre, Almanya civarında Avrupa'nın en yüksek dağları yani Alpler. Dördüncüsü Hindistan'ın kuzeyinde dağların çatısı, dağların babası olarak nitelendirdiğimiz Himalayalar. Kaç tane oldu? Dört tane. Bir daha söyleyelim. Kayalık, Ant, Alp, Himalaya. Fakat arkadaşlarım burada özellikle bir şeyin altını çizmek istiyorum. Şu Alplerle Himalayalar birbirinden kopuk dağlar değil. Yani bunlar bir sıra dağ arkadaşlarım. Mesela Alpler İsviçre, Almanya civarından başlıyor. Daha sonra Türkiye üzerinden geçerken adı ne oluyor? Kuzey Anadolu Dağları ve Toroslar oluyor. Ondan sonra İran üzerinden geçerken adı Zagros Dağları oluyor. Sonra da biz bunu uzatıyoruz Hindistan'a kadar ve hepsine birden ne diyoruz? Alp, Himalaya sıra dağları diyoruz. Bu durumda Türkiye nerede? Alp Himalaya dağları üzerinde diyeceğiz. Burada sıkıntı var mı? Yok. Dağları bir daha sayalım. Kayalık, Ant, Alp, Himalaya. Bir de ne var? Kuzey Afrika'da Fas, Cezayir, Tunus'un hemen gerisinde Atlas dağları var. Bu da önemli. Bilmemiz gerekiyor. Hadi bir soru da bir kez daha sayalım. Dünyada bilmemiz gereken topu topu 4,5-5 tane daha var demiştik. Bunlardan birisi Kuzey Amerika'da Büyük Okyanus'a paralel uzanan Kayalık dağları. İkincisi Güney Amerika'da Şili, Peru civarında yine Büyük Okyanus'a paralel uzanan Ant dağları. Üçüncüsü İsviçre, Almanya civarında Avrupa'nın en yüksek dağları Alpler. Dördüncüsü dünyanın çatısı, dağların babası Himalayalar. Fakat arkadaşlar burada bir şeyin daha altını çizeceğim. Bu Himalayalar nerede? Hindistan'da. Fakat Himalayaların Hindistan'da olması Hindistan'ı dağlık bir ülke yapmaz. Hindistan bir tarım ülkesidir. Ülke topraklarının %65'inden fazlası tarım arazidir. Bunu unutmayalım. Ve Himalayalar nerede? Ülkenin kuzeyinde arkadaşlar. Ülkenin kuzeyinde. Bunu unutmayalım. Şimdi eleman ne yapar biliyor musun değerli arkadaşım? Sınavda gözümüzün önüne bir harita koyar. Ondan sonra belli yerleri tarar. Ondan sonra sorar. Der ki bu taralı alanlar yeryüzünün farklı yerlerinde olsalar da bir yönüyle benzerlikleri vardır. Bu benzerlikten hareketle bir bölge oluşturulmak istenseydi bu bölge ne bölgesi olur? Bakıyorum bunlar günümüze yakın zamanda oluşmuş yüksek dağlar. O zaman bir kez daha söylüyorum bunlar günümüze yakın zamanda. Günümüze yakın zamanda diyorsak ne zaman oluşmuştur bu dağlar? Tabii ki Senozoik dönemde. Bunlar arkadaşlarım Senozoik dönemde oluşmuş yüksek dağlık bölgelerdir diyeceğiz. Fakat değerli arkadaşlarım benim öğrencilerim bundan sonra bir yer dağlıktır demesin. Onun yerine daha teknik bir ifade kullansın. Peki ne desin? Gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki fark fazladır desin. Bir kez daha söylüyorum. Benim bulunduğum yerde gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki fark fazla demek benim bulunduğum yer dağlık demek. Aynı zamanda bunlar dağlık değil. Yüksek dağlık bölgeler. Fakat benim öğrencilerim bundan sonra yüksek de demesin. O ilkokul cümlesi daha teknik bir ifade kullansın. Peki ne desin? Gerçek sıcak ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark fazladır desin. Bir kez daha söylüyorum. Gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki farkın fazla olduğu yerler dağlık. Gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki farkın fazla olduğu yerler ise nedir? Yüksek yerlerdir diyeceğiz. Şimdi arkadaşlarım madem buralar günümüze yakın zamanda oluşmuş yüksek dağlık bölgeler, o zaman eleman bunun üzerinden bize bir sürü soru türetebilir. Mesela der ki taralı alanlarda nüfus ve yerleşmelerin az olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Cevap tabii ki dağlık olması. Ya da ne yapar biliyor musun? Buralara numaralar koyar. Mesela 1, şuraya 2 diyorum, buraya 3 diyorum, şuraya 4 diyorum, bir de şurayı tarıyorum, buraya da 5 diyorum arkadaşlar. Numaralandırılmış yerlerden hangisinde nüfus ve yerleşmelerin az olmasının nedeni yer şekillerinin dağlık ya da engebeli olması değildir. Böyle bir soru da gelebilir. Burası kayalık, burası Ant Dağları, Alpler, Himalayalar. Buralarda nüfus yerleşmeleri azdır. Neden? Dağlık olduğu için. 5 numaralı yerde de nüfus ve yerleşmeleri azdır. Ama dağlık olduğu için değil. Avustralya'nın ortasında ne vardı? Victoria Gibson çölleri. Yani burada nüfus ve yerleşmelerinin az olmasının sebebi buranın çöl olmasıdır. Ya da ne yapar biliyor musun değerli arkadaşım? Eleman buraları tarar, ondan sonra sorar. Taralı alanlarda hangi tür doğal afetler daha yaygındır? Şimdi buralar dağlık bölgeler değil mi? Evet. Dağlık bölgeler, eğimli bölgelerde ne tür doğal afetler yaygındı? Tabii ki kütle hareketleri. Şimdi kütle hareketleri deyince bizim aklımıza ne geliyordu? Toprağın kütle halinde aşağı doğru kayması olayı biz ona heyelan diyorduk. Karın kütle halinde aşağı doğru kayması olayına biz ona çığ diyorduk. Efendim kayaların bloklar halinde aşağı doğru yuvarlanması olayı vardı. Ona da kaya düşmesi diyorduk. Yani bunların hepsini taraf tarafa topluyor. Hepsine birden kütle hareketleri diyorduk. Demek ki buralarda, ben bu soruyu bekliyorum bu arada, buralarda hangi tür doğal afetler yaygındır? Tabii ki kütle hareketleri. Özellikle de en çok nerede yaygındır? Tabii ki dağların babası, dünyanın çatısı diye nitelendirdiğimiz Himalayaların olduğu yer. Hem yağış fazla ki metrekareye en çok yağışın düştüğü yer. Biz ne diyorduk?
Hani bardaktan boşalırcasına değil, varilden boşalırcasına yağmur yağıyor. Hem yağış fazla hem de dağlık. O yüzden burada özellikle heyelan, yani toprağın kütlehende aşağı doğru kayması olayı çok yaygındır diyeceğiz. Dedik ki arkadaşlarım, buralar dağlık bölgeler. Bak bir kez daha söylüyorum. Bütün bu soruları nasıl yapıyoruz? Dağlık bölgelerin yerlerini bilerek yapıyoruz. Şimdi bunlar günümüze yakın zamanda. Bu arada günümüzde yakın zamanda demeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Senozoik dönemde oluşmuş ya da Senozoik'in tersiyer döneminde oluşmuş yüksek dağlık bölgeler. Peki hocam, buralar dağlıksa o zaman buralarda ulaşım gelişmemiştir. Öyle değil mi? Ulaşımın olmadığı yerde sanayi olabilir mi? Hayır. Mesela Amerika'nın X kısmında mı sanayi nüfusu daha fazladır, Y kısmında mı diye sorsam tabii ki X kısmında diyeceksiniz. Neden? Çünkü Amerika'nın batısında Kayalık Dağları var. Ya da Güney Amerika'ya bakıyorum. Bak bütün soruları bununla yapıyorum bak. Güney Amerika'ya bakıyorum. Güney Amerika'nın X kısmında mı nüfus ve yerleşmeler daha fazladır, Y kısmında mı? Tabii ki Y kısmı olamaz çünkü orada Ant Dağları var. Dağlık bir yer, Şili, Peru civarı. Ama X kısmında Brezilya, Arjantin'e ait büyük şehirler var. Öyle değil mi? Mega kentler var. São Paulo, Rio gibi. Dolayısıyla bütün bu soruları yapabilmek için dağlık bölgeleri bilmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlarım, özellikle lütfen dikkat, şu Himalayaların olduğu yere dikkat ediniz. Himalayaların şu kısmı, şu arkadaşlarım kırmızıyla taradığım kısmı görüyor musunuz? Üçgenin içine tarıyorum. Şimdi burada nüfus fazla ama hemen dikkat ediniz, kuzeyinde Himalayalar var. Onun gerisinde de çöl var. Yani eleman şu X'in olduğu yeri tararsa orada nüfus yok. Ama şu Himalayaların güney kısmını tararsa orada nüfus çok. Bitmedi. Daha bir sürü soru türetebiliriz. Şimdi arkadaşlarım, dağlık dedik. Bunlar neydi? Özür dilerim. Bunlar günümüze yakın zamanda oluşmuş yüksek dağlık bölgeler. Yazıyorum. Kayalık, Ant, Alp. Bunları ezberledin artık. Himalaya ve şurada da Atlas Dağları var. Bu Atlas Dağları da önemli. Mesela arkadaşlarım, bu Atlas Dağları'ndan dolayı Fas, Cezayir, Tunus'ta Akdeniz iklimi görülüyor. Yani şurada Akdeniz iklimi görülüyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu Atlas Dağları şuradaki çöl ikliminin kıyıya sokulmasını engelliyor. Oysa Libya ve Mısır'ın gerisinde dağ yok. Dağ olmadığı için Libya ve Mısır kıyısında belirgin bir Akdeniz iklimi görünmüyor. Neden? Dağ olmadığı için çöl iklimi kıyıya kadar sokuluyor ve Akdeniz ikliminin etkisini ortadan kaldırıyor. Şimdi arkadaşlarım, bunlar yakın zamanda oluşmuş dağlardı. Bir yere atlayacağım. Şimdi daha güzel bilgiler vereceğim. Biraz daha koyu bir şekilde gösteriyorum. Şu siyahla gösterdiğim kayalık, Ant, efendim şurada Alpler, Hindistan'ın kuzeyinde Himalayalar vardı. Şurada da Atlas Dağları vardı. Bunlar, bir kez daha yazıyorum, Senozoik döneminde oluşmuş yüksek dağlık bölgeler. Bir de Senozoik'te oluşmamış. Peki ne zaman? Birinci zaman. Yani Paleozoik döneminde oluşmuş dağlar var. Paleozoik döneminde oluşmuş dağ deyince de aklımıza Kaledonyen Hersiyen kıvrımları. Söyler misin? Kaledonyen ve Hersiyen kıvrımları aklımıza gelir. Onları ise arkadaşlarım birinci zamanda oluştuğu için, yani çok eski dönemlerde oluştuğu için günümüze kadar dış kuvvetler tarafından sürekli aşındırılmış, aşındırıla aşındırıla yükseltisi azalmıştır. Yani Paleozoik dönemde oluşmuş dağlara ne diyormuşuz? Kaledonyen ve Hersiyen kıvrımları diyormuşuz. Bu dağlar dış kuvvetler tarafından günümüze kadar habire aşındırıldıkları için yükseltileri azmış. Peki hocam, o dağlar nerede? Onu da hemen harita üzerinde gösterelim. Üç tane daha çok iyi bilmenizi istiyorum. Kaledonyen, Hersiyen kıvrımları ya da birinci zamanda oluşmuş dağlar. Amerika'nın doğusunda Appalaş Dağları. Arkadaşlarım çok iyi bilmenizi istiyorum çünkü Amerika'da sanayi nüfusun en fazla olduğu yerdir. Efendim İngiltere'de İskoç Dağları yükseltisi oldukça azdır. Neden? Habire aşındırıldıkları için. İskandinavya, yani Norveç, İsveç, Finlandiya'da ne vardır? İskandinav Dağları. Bir de Asya ile Avrupa'yı birbirinden ayıran doğal bir sınır var. Ona da ne diyoruz? Rusya'daki Ural Dağları. Ural Dağları'nın doğusuna Asya, batısına Avrupa diyoruz. Anlaştık mı? Hadi bir daha söyleyelim. Kuzey Amerika'da Appalaş, İngiltere'de İskoç Dağları, İskandinavya'da İskandinav Dağları ve Asya ile Avrupa'yı birbirinden ayıran doğal sınır, ona da Ural Dağları diyoruz. Şimdi bu siyahla gösterdiğim dağlarla kırmızı ile gösterdiğim dağlar arasındaki fark nedir? Siyahla gösterdiğim dağlar Senozoik dönemde oluşmuş, yakın zamanda oluşmuş yüksek dağlardır. Neymiş? Bunlar yakın zamanda oluşmuş yüksek dağlar ama Paleozoik dönemde oluşmuş şu kırmızı ile gösterdiğim dağların yükseltisi azdır. Bu arada kırmızı ile gösterdiğim dağlar ne zaman oluşmuştu? Birinci zaman, yani Paleozoik dönemde oluşmuştu. Arkadaşlarım Paleozoik dönemde oluşmuş, yani birinci zamanda oluşmuş bir maden var. Neydi o madenin adı? Kömür. Hangi kömür? Lignit kömürü mü? Taş kömürü mü? Tabii ki taş kömürü. Dolayısıyla arkadaşlarım biz Paleozoik dönemde oluşmuş dağları göstererek aynı zamanda dünyada taş kömür yataklarının fazla olduğu yerleri de öğrenmiş olduk. Bak, coğrafyanın bağlantı ilkesini hayata geçiriyorum. Buralarda neymiş? Taş kömür yatakları fazla. O zaman benim aklıma başka bir şey geldi. Arkadaşlarım taş kömürü kalorisi yüksek, enerjisi yüksek bir kömürdür. Dolayısıyla biz ne diyorduk?
Bir yerde taş gömü yatağı varsa orada enerjiye yakınlıktan dolayı demir çelik sanayisi vardır. O zaman dünyada demir çelik sanayisinin yoğun olduğu yerlerde biz harita üzerinde göstermiş olduk. Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlarım şu Senozoik döneminde oluşmuş dağlar yakın zamanda oluşmuştur. Yakın zamanda oluşmuş dağlarda deprem volkanizma riski fazladır. Yani buralarda deprem volkanizma riski fazla. Fakat birinci zamanda oluşmuş arazilere biz masif arazi diyoruz. Masif arazi demek ne demek biliyor musunuz? Eski zamanda oluşmuş, çok eski dönemde oluşmuş yaşlı ve sert, dayanıklı arazi demek. Hocam neye dayanıklı? Tabii ki tektonik hareketlere. Yani bu tür araziler çok eski dönemlerde oluştuğu için buralarda deprem, volkanizma, sıcak su kaynakları fazla değildir. Bir kez daha söylüyorum. Buralar masif arazidir. Masif arazi olduğu için deprem, volkanizma riski azdır diyeceğiz. Toparlamak gerekirse biz neyi öğrendik? Dağlık bölgeleri öğrendik. Dağlık bölge demeyeceğiz. Onun yerine ne diyeceğiz? Gerçek alan ile izdüşümü alan arasındaki fark fazladır diyeceğiz. Bu bir. Aynı zamanda şu dağlar neydi? Dağlık ama aynı zamanda yakın zamanda oluşmuş yüksek dağlardı arkadaşlar. Kayalık, Ant, Alp, Himalaya ve Atlas dağları. Ve yüksek demeyeceğiz. Yüksek demeyeceğiz. Söyle bakayım ne diyeceğiz? Gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark fazladır diyeceğiz. Bak bir daha söylüyorum. Gerçek alan ile izdüşümü alan arasındaki fark fazlaysa dağlık, gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark fazlaysa orası yüksektir. Sağlamasını yapıyorum. Diyorum ki Türkiye'de gerçek alan ile izdüşümü alan arasındaki farkın en fazla olduğu bölgemiz, yani en dağlık bölgemiz neresi? Tabii ki Doğu Anadolu. En dağlık bölgemiz. Ve biz bir kez daha söylüyorum, bir yer yüksektir demeyeceğiz. Gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark fazladır diyeceğiz. Peki Türkiye'de gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki farkın en fazla olduğu bölgemiz yine Doğu Anadolu. Çünkü en yüksek bölgemiz. Peki bu farkın en az olduğu bölgemiz neresidir? Marmara. Yani deniz seviyesine en yakın, en alçak bölgemiz diyeceğiz. Buralar dağlıktır. Dağlık olduğu için aynı zamanda yüksek dağlık bölgelerdir. Buralarda ulaşım zordur. Yol yapım maliyeti fazladır. Akarsuların akış hızı, aşındırma gücü, taşıdığı malzeme, enerji potansiyeli yüksektir. Aynı zamanda dağlık olduğu için ulaşım gelişmemişti. Sanayi faaliyetleri azdır. Sanayinin olmadığı yerde nüfus da nedir? Azdır. Ve bir kez daha söylüyorum. Buralarda hangi tür doğal afetler? Kütle hareketleri yaygındır diyeceğiz. Evet arkadaşlarım, dedik ya, yeryüzünde doğal koşulları bilirsen üzerine beşeri sistemleri çok daha rahat inşa edersin. Bak, dağlık bölgeleri bilerek birçok soruyu rahatlıkla avlamış olduk. Şimdi ne yapacağız arkadaşlarım? Kurak bölgeleri. Yani kurak demek ne demek? Su kaynakları az. Su hayattır biliyorsunuz. Suyun olmadığı yerde doğru dürüst hayat yoktur. Biyoçeşitlilik azdır, nüfus azdır, sanayi yerleşmeler azdır vesaire. Şimdi arkadaşlarım, o zaman yeni bir konuya geçiyorum. Diyorum ki çöller ya da kurak bölgeler. Şimdi arkadaşlarım biz şey diyoruz, metrekareye 200 milimetrenin altında yağış alan yerlere biz, yani çok az yağış alan yerlere ya da suya hasret topraklara çöl diyoruz. Fakat çölleri de biz kendi içerisinde 3 gruba ayırıyoruz. Bir, dönenceler üzerinde oluşan çöller var. Dönenceler üzerinde. Biz bunlara tropikal çöller diyoruz. Bu tropikal çöller günlük hareketin etkisiyle oluşuyor. Sürekli dinamik yüksek basınç alanı olduğu için buralara yağış düşmüyor. Bir de arkadaşlarım, orta kuşak karalarının iç kısımlarında, orta kuşak karalarının iç kısımlarında oluşan karasal çöller var. Göstereceğim haritada. Karasal çöller ise şiddetli karasallığın etkisiyle. Nasıl? Şiddetli karasallığın etkisiyle oluşmuştur. Bir de tabii ki yağışın olmadığı yer deyince aklımıza kutuplar da gelecek. Yani buz çölleri var. En nihayetinde orası da yağış almıyor. Bunlar ise enlemin etkisiyle oluşur. O zaman bir kez daha söylüyorum. Çölleri kaça ayırıyoruz arkadaşlar? 3'e. Dönenceler üzerindeki çöllere biz ne diyoruz? Tropikal çöller diyoruz. Bu çöller nasıl oluşmuş? Günlük hareket ya da eksen hareketinin sonucunda. Peki neden çöl? Sürekli dinamik yüksek basınç alanı olduğu için. Şunu lütfen unutmayın. Hani biz basıncı ikiye ayırıyorduk. Alçak basınç, yüksek basınç. Günün lafı, lütfen yaz, duvara as. Alçak basınç, bol yağış. Yüksek basınç, no yağış. Hadi bir daha söyle. Alçak basınç, bol yağış. Yüksek basınç, no. Yani benim bulunduğum yer sürekli yüksek basınç alanı demek, benim bulunduğum yerde sürekli alçalıcı hava kitleri görüyor demek, alçan hava asla yağış bırakmaz. Yağış oluşabilmesi için havanın ne olması lazım? Yükselmesi lazım. Şimdi arkadaşlarım, önce dönence çölleriyle başlayalım. Ben dönencedeyim demek, ben çöldeyim demek. Bak bir kez daha söylüyorum. Ben dönencedeyim demek, ben çöldeyim. Benim bulunduğum yerde su yok. Su yoksa orada nüfus olabilir mi? Yerleşme olabilir mi? Sanayi olabilir mi? Tabii ki olamaz. Şimdi arkadaşlarım, önce dönence çölleri deyince özellikle Kuzey Afrika'da Büyük Sahra Çölü'nü çok iyi bilmeni istiyorum. Dünyanın en büyük tropikal çölü. Ondan sonra da Avustralya'daki Victoria Gibson Çölü'nü çok iyi bilmeni istiyorum. Başka yok mu? Var. Tabii ki dönencelerin üzeri tamamen çöldür. Mesela Güney Afrika'da Kalahari ve Namib çölleri var. Güney Amerika'da Atacama ve Patagonya çölleri var. Arkadaşlarım tabii ki şurada Arabistan çölünü unutmamak lazım. Bunlar nedir? Dönence çölleri. Ama bir kez daha söylüyorum. Özellikle Kuzey Afrika'da Büyük Sahra, Avustralya'nın ortasında Victoria Gibson çöllerini bileceğiz. Ama bir kez daha söylüyorum. Ben dönencedeyim demek, ben çöldeyim demek. Bu dersi dinleyen bir arkadaşın coğrafya kültürü ciddi anlamda artacak ve en yakın denemede kendisini gösterecek arkadaşlar.
Şimdi bunlar dönence çölleri. Dönence çölleri nasıl oluşmuştu? Günlük hareketin etkisiyle oluşmuştu. Peki neden çöldü? Sürekli yüksek basınç alanı olduğu için. Bir de ne vardı? Karasal çöller vardı. Karasal çöller ise nerede görülüyordu? Orta kuşak karaların iç kısımlarında. Özellikle Orta Asya çöllerini bileceğiz. Neden? Çünkü orası bizim ata yurdumuz. Biz orada at biner, kımız içer, kopuz eşliğinde bir söylerdik. Neydi onlar? Arkadaşlarım Obi, Gobi, Kızılkum, Karakum. Yuvarla gitsin. Obi, Gobi, Kızılkum, Karakum çölleri. Bunlar Orta Asya çölleridir. Bir kez daha söylüyorum. Bu çöller nasıl oluşmuş? Şiddetli karasallığın etkisiyle oluşmuştur. Bir de ne vardı arkadaşlar? Kutuplara yakın yerlerde görülen buzul çölleri vardı. Buzul çöllerinde en güzel örnek tabii ki Antarktika'yı örnek olarak verebiliriz. Şimdi arkadaşlarım, şimdi ne yaptık biliyor musunuz? Çölleri konuştuk. Çölleri konuştuk ama bu kurak yerlerin ortak özelliklerini de konuşmamız lazım. Çöllerin ya da kurak bölgelerin ortak özelliklerini konuşacağız. Lütfen sen de benim gibi not almaya çalışırsan iyi olur. Bu nitelikli çalışma olur. Şimdi arkadaşlarım her şeyden önce kurak bölgelerde nem oranı nedir? Azdır. Nemin az olduğu yerlerde sıcaklık farkı fazladır. Şimdi sıcaklık farkı fazla olunca malum gece soğuk, gündüz sıcak, gece soğuk, gündüz sıcak. Zamanla ne oluyor? Kayalar çatlıyor, patlıyor, ufalanıyor, dağılıyor. İşte kayaların fiziki yapısındaki bu çatlama, patlama, ufalanma, dağılma olaylarının hepsine birden biz ne diyoruz? Mekanik ya da fiziksel çözülmeler diyoruz. Demek ki çöllerde ne tür çözülme yaygındır? Fiziksel yani mekanik çözülme fazladır. Şimdi arkadaşlarım fiziksel çözülmeyle birlikte ne oluyordu? Kayalar çatlıyor, patlıyor, ufalanıyor, dağılıyordu. O zaman kurak bölgelerde arazi kum, çakıl gibi gevşek malzemelerden oluşur. Mantıklı mı? Bak coğrafyanın bağlantı ilkesini kullanıyorum daha iyi anlaşılsın diye. Gevşek malzemelerden oluşur. Kurak olduğu için buralarda aynı zamanda bitki örtüsü cılızdır. Bitki örtüsü zayıf ya da cılızdır. Şimdi dikkat et. Arazi gevşek. Bitki örtüsü de yok. Biliyorsunuz bitkiler kökleriyle toprağı tutma özelliğine sahiptir. Bitki örtüsü olmadığı için bu topraklar tutunamıyor. Dış kuvvetler özellikle rüzgarlar tarafından taşınıyor. Nereye? Deniz, göl ya da barajlara. Toprağın deniz, göl ya da barajlara taşınması olayına biz ne diyoruz? Erozyon diyoruz. Demek ki kurak bölgelerde ne olur? Erozyon. Bak heyelanla karıştırma. Heyelan yağışlı yerlerde olur. Erozyon ise kurak yerlerde olur. Özellikle de burada rüzgar erozyonu ki biz ona ne diyoruz? Korrozyon diyoruz. Devam ediyorum. Nem oranı az. Nem oranı az olduğu için sıcaklık farkı fazla. Sıcaklık farkı fazla olduğu için fiziksel yani mekanik çözülme fazla. Arazi kum çakıl gibi gevşek malzemelerden oluşur. Bitki örtüsü zayıf olduğu için burada rüzgar erozyonu fazladır. Arkadaşlarım bir yerde toprak oluşabilmesi için su şarttır. Fakat biz su yerine başka bir ifade kullanalım. Kim yağışsal çözülme. Söyle bakayım. Kim yağışsal çözülme. Yani yağışın fazla olduğu yerlerde kimyasal çözülme olur. Biz onu yağış diye okuyoruz arkadaşlar. Yani şunu söyleyeyim. Suyun yani kimyasal çözülmenin olmadığı yerde toprak oluşamaz. Buralar kurak değil miydi? Kurak. O zaman burada neydi? Su az. Su az ise kimyasal çözülme az. Kimyasal çözülme az ise toprak oluşumu yavaştır arkadaşlarım. Burada nedir? Toprak oluşumu yavaştır. Eleman ne yapar biliyor musun? Gözümüzün önüne bir harita koyar. Belli yerleri tarar. Mesela efendim şuraya 1 demiş. Şuraya 2 demiş arkadaşlar. Şuraya 3 demiş. Hatta şöyle 1, 2... Şurası 3 olsun. Efendime söyleyeyim şuraya 4 diyelim. Numaralandırılmış yerlerden hangisinde toprak oluşumu en yavaştır? Cevap 1. Ekvator üzerinde. Burası sürekli yağışlı. Dolayısıyla burada kimyasal çözülme fazla. Kimyasal çözülme fazlaysa toprak oluşumu nedir? Hızlıdır. Şurası Batı Avrupa. Ilıman Okyanus iklimi bizim Karadeniz ikliminin tıpkısının aynısı. Her mevsim yağışlı. Dolayısıyla burada yağış fazla olduğu için kimyasal çözülme fazla. O yüzden toprak oluşumu hızlıdır. Ama şurası neydi? Kuzey Afrika'da Büyük Sahra. Burası Avustralya'nın ortasında Victoria Gibson çölleriydi. Buralar çöl olduğu için kimyasal çözülme az. Kimyasal çözülme az olduğu için toprak oluşumu nedir? Yavaştır. Ben böyle bir soruyu bekliyorum arkadaşlar. Aynı zamanda buralarda sıcaklık ve kuraklık fazlaysa eğer, sıcaklık ve kuraklık fazlaysa topraktaki tuz ve kireç oranı da fazladır. Biliyorsunuz tuz ve kireç bitkinin hiç sevmediği bir şeydir diyeceğiz. Arkadaşlarım bunu çok iyi bilmenizi istiyorum. Dedim ya bunları bilirseniz bütün soruları bak yıllardır sahada olan birisiyim. Sürekli öğrenci hazırlıyoruz. Hep bu bilgilerle sorular yapıyoruz. Kurak bölgeler demek orada nem oranı az. Nem oranı az olduğu için sıcaklık farkı fazla. Sıcaklık farkı fazla olduğu için fiziksel mi kimyasal mı? Tabii ki fiziksel çözülme fazla. Arazi kum çakıl gibi gevşek malzemelerde oluşur. Bitki örtüsü cılız olduğu için burada rüzgar erozyonu ki biz ona korrozyon diyoruz. Korrozyon olayı fazladır. Toprak oluşumu yavaştır. Kimyasal çözülme az olduğu için. Ve topraktaki tuz ve kireç oranı nedir? Fazladır diyeceğiz. Tabii ki buralarda arkadaşlarım rüzgarlar yeryüzünü şekillendirici etkisi en fazla olan dış kuvvettir. Mesela eleman arkadaşlarım yine bir harita verir. Ondan sonra belli yerleri tarar ve sorar. Der ki mesela şuraları taradık. Taralı alanlarda
Efendim, yeryüzünü şekillendirici etkisi en fazla olan dış kuvvet aşağıdakilerden hangisidir? Bakıyorum, burası Büyük Sahra, burası Avusturya Victoria Gibson çölleri, burada da Namib Kalahari çölü, şuralarda Orta Asya çölleri var. Buralar kurak bölgeler. Arkadaşlarım, kurak bölgelerde yeryüzünü şekillendirici etkisi en fazla olan dış kuvvet nedir? Tabii ki rüzgarlardır. Yani bundan sonra soru çözerken kurak gördüğün zaman onu rüzgar, rüzgar gördüğün zaman onu kurak diye okuyabilirsin. Demek ki anladın mı? Demek ki buralarda yeryüzünü şekillendirici etkisi en fazla olan dış kuvvet rüzgarlardır. Şimdi arkadaşlarım, rüzgarlar biliyorsunuz yeryüzünü doğrudan ve dolaylı olarak şekillendirir. Ortaya bir takım şekiller çıkar. Bu şekillerden bazıları aşınım şeklidir, bazıları ise birikim şeklidir. O zaman bunları da hızlı bir şekilde bir konuşalım. Rüzgar aşınım ve birikim şekilleri. Rüzgarların oluşturduğu 5 tane aşınım şekli var. Bunlardan birincisi rüzgarın aşındırma yapması sonucunda oluşan mantara benzer şekil ki biz ona mantar kaya ya da bir başka ifadeyle şeytan masası diyoruz. Bu mantar kayaların üst üste ya da yan yana gelmesi sonucunda oluşan şekle şahit kaya ya da şahit tepe diyoruz. Şahit Kaya ya da Şahit Tepe. Çölde rüzgar aşındırması sonucunda oluşan derin yarıklar vardır. Bu yarıklara biz yardan kaya. Ne diyormuşuz? Yardan kaya diyoruz arkadaşlar. Bunun dışında rüzgarların taşımış olduğu malzemeleri önüne çıkan kayalıklara çarptırması sonucunda kayalar üzerinde oluşan onlarca kuş yuvasına benzer oyuk vardır. Onlara biz tafoni diyoruz. Bir de rüzgarların kayaları parçalaması ve etrafa yayması sonucunda oluşan kaya parçaları vardır. Çöle yayılmış kaya parçaları. Biz onlara çöl kaldırımı ya da hamada diyoruz. Kaç tane oldu? 5 tane. Bunu şu şekilde saymanızı istiyorum. Rüzgarın aşınma yapması sonucu oluşan mantara benzer şekle mantar kaya diyoruz. Bu mantar kayalar üst üste ya da yan yana gelince oluşan şekle ne diyoruz? Şahit kaya diyoruz. Çöldeki rüzgar aşınma sonucu oluşan derin yarıklara yardan kaya diyoruz. Kayalar üzerindeki kuş yuvasına benzer oyuklara tafoni, çöle yayılmış kaya parçalarına hamada diyoruz. Bunlar aşınım şekilleri. 3 tane de birikim şekli var. Birikim şekillerini sayalım. Löz, kum tepelerine kumul, barkan diyoruz. Şimdi 10 numara bir soru soruyorum. Arkadaşlarım lütfen bunu yorumlara yazın. Şimdi bu aşınım ve birikim şekilleri Türkiye'de çok yaygın değildir. Çünkü Türkiye'de çöl yoktur. Ama çöle benzer yerler vardır. Kurak yerler, özellikle Tuz Gölü çevresi, Güneydoğu gibi. Tuz Gölü çevresi derken özellikle Konya Karapınar'ı kastediyorum. Türkiye'de en yaygın şekil hangisidir diye bir soru sorsam ne dersiniz? Arkadaşlarım, Türkiye'de en yaygın şekil kumudur. Özellikle Tafoni, Yardan Kaya, Hamada gibi şekillere Türkiye'de rastlanma ihtimali oldukça düşüktür. Çünkü Türkiye'de çöl yoktur. Dedik ya, coğrafya deyince akla harita gelir. Harita deyince de bir kez daha söylüyorum, doğal koşulların yeryüzündeki dağılışını çok iyi bilmeniz gerekir. Dağlık bölgeleri bildik, bak ne kadar soruyu yaptık. Efendim, kurak bölgeleri bildik, bir sürü soruyu yapacağız arkadaşlar. Mesela bakın, birkaç tane daha soru sormak istiyorum. Şimdi arkadaşlarım, bir yerde nem oranı az ise orada sıcaklık farkı fazladır. Burada hemfikir miyiz? Sıcaklık farkı fazladır. Burada hemfikiriz. Fakat bu sıcaklık farkı dediğimiz şeyi biz ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Bir günlük sıcaklık farkı var. Bir de ben bunu sınavda bekliyorum, o yüzden uzatıyorum. Bir de yıllık sıcaklık farkı var. Bir de yıllık sıcaklık farkı var. Sıcaklık farkını ikiye ayırıyoruz. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkına günlük sıcaklık farkı, yaz ile kış arasındaki sıcaklık farkına ise yıllık sıcaklık farkı diyoruz. Şimdi arkadaşlarım, şuralara numaralar koyuyorum. Lütfen dikkat. Buralara numaralar koyuyorum. Efendim şurası. Efendim bir de şuraya bir numara koyayım. Şöyle 1 dedim, şuraya 2 dedim, şöyle hızlı hızlı yazıyorum, 3 dedim, buraya da 4 dedim. Numaralandırılmış yerlerden hangisinde yıllık sıcaklık farkı daha fazladır? Bir kez daha söylüyorum, haritada numaralandırarak gösterilen yerlerden hangisinde yıllık sıcaklık farkı daha fazladır? Şimdi arkadaşlarım, yıllık sıcaklık değişiminin en fazla olduğu yer neresidir? Tabii ki orta kuşak. Biliyorsunuz sıcak kuşakta tek bir mevsim yaşanır, yaz. Yani kış diye bir zaman vardır ama mevsim yoktur. Yani şu dönencelerde günlük sıcaklık farkı fazladır. Çünkü burada güneş yılının geliş açıları yıl içerisinde değişmiyor. Günlük sıcaklık farkı buralarda fazla. Ama Orta Asya çöllerinde 4 mevsim yaşanıyor biliyorsunuz. 4 mevsim orta kuşakta yaşanır. Burada yıllık sıcaklık farkı fazladır. Bu da bir sınav sorusu olarak geçmişte gelmiş. Eleyici olmuş. Yine gelebilir. Dönence çöllerinde günlük sıcaklık farkı, orta kuşak çöllerinde ise yıllık sıcaklık farkı fazladır. Bunu anladınız mı arkadaşlar? Bu da yine önemlidir diyoruz. Evet arkadaşlarım, dağlık bölgeleri bileceğiz, kurak bölgeleri bileceğiz. Aynı zamanda doğal afet bölgelerini de bileceğiz. Doğal afet bölgeleri deyince biliyorsunuz dünyada en fazla can ve mal kaybına neden olan doğal afetler depremler, öyle değil mi? Özellikle deprem riskinin fazla olduğu yerleri iyi bilmemiz gerekiyor. Şimdi deprem riski deyince deprem nerede olur? Deprem fay hatlarının olduğu yerlerde olur. Ama benim öğrencilerim bundan sonra fay hattı ifadesini kullanmasın. Onun yerine başka bir ifade kullansın. Peki ne desin? Levha sınırı desin. Arkadaşlarım oku bakayım, burada ne yazıyor? Burada fay yazıyor. Burada ne yazıyor? Kırık yazıyor arkadaşlar. Bir kez daha söylüyorum. Fay demek
kırık demek. Ama biz bu ikisinin yerine levha sınırı diyoruz. Madem coğrafya konuşuyoruz, coğrafya literatürünü hayata geçirmemiz lazım. Levha sınırı demek, bir kez daha söylüyorum, fay ya da kırık demek. Yerin zayıf kısmı demek. Yerin zayıf kısmıysa buralarda deprem, volkanizma riski fazla, sıcak su kaynakları fazla. Eğer okyanus ortasında ya da deniz ortasında ise ne fazla? Tsunami riski fazla. Şimdi arkadaşlarım, deprem demişken, bu levha sınırı demişken, nerede görülüyor bu levha sınırı? Fay hatları dediğimiz yerler. Dünyada bizim bilmemiz gereken kaç tane önemli fay var? 4 tane. Bak, kitapları 3 taneden bahsediyor. Biz 4 tane fay. Benim öğrencim 4 tane büyük fay hattı var diyecek. Nedir o fay hatları? Hemen harita üzerinde gösterelim. Bunlardan birincisi Büyük Okyanus kıyısı arkadaşlar. Neresi? Büyük Okyanus kıyısı. Fakat Büyük Okyanus deyince sadece Amerika'nın bu batı kısmı gelmez. Şurası da Büyük Okyanus değil mi? Burası da Büyük Okyanus kıyısı. Dikkat edin, tarıyorum. Meşhur bir H yöntemimiz var, onu çizmeye çalışıyorum. Şimdi arkadaşlarım, şurada Büyük Okyanus'un kıyısına bir efendim çizgi çizerken yaya benzer bir şekil oluştu. Burada da yaya benzer bir şekil oluştu. Evet. Bu iki yayı birleştirdik, bir çember oluşturduk. İşte bu çembere biz Pasifik Ateş Çemberi diyoruz ki dünyada deprem, volkanizma riskinin en fazla olduğu yer işte bu Pasifik Ateş Çemberi kıyısındaki ülkeler. İşte nedir? ABD, Meksika, Peru, Şili, efendime söyleyeyim Japonya, Endonezya, Malezya, Filipinler, Yeni Zelanda. Gerçi Endonezya şu kısımda ama demek istediğimi anladınız mı? Ada ülkeleri. Burası Büyük Okyanus kıyısı. İkinci fay hattımızı söylüyorum. İzlanda'dan başlayıp Atlas Okyanusu boyunca aşağı doğru S şeklinde uzanan bir şekil var ki biz buna okyanus ortası sırt diyoruz. Burada levhalar birbirinden uzaklaşıyor ve alttan magma çıkıyor. Çıkan magma birikiyor ve S şeklinde bir şekil oluşturuyor. Biz buna okyanus ortası sırt diyoruz. Levhaların birbirinden uzaklaşmasına verilebilecek en güzel örnek uzaydan bakınca bile görülüyormuş. Evet, şu bir numaralı yer Büyük Okyanus kıyısıydı. Şu iki numaralı fay hattımızın adı Atlantik fayı diyelim. İzlanda'dan başlayıp aşağı doğru uzanıyor. Üçüncüsü Türkiye'nin de içinde bulunduğu Alp Himalaya fay kuşağı. Biz hangi fay kuşağı üzerindeyiz? Alp Himalaya fay kuşağı üzerindeyiz. Bir de dördüncüsü Maraş'tan başlayıp Etiyopya'ya kadar uzanan Doğu Afrika fayı var arkadaşlar. Hatta bununla ilgili kıyamet senaryoları bile var. İşte eleman ne yapar biliyor musun? Buraları tarar, ondan sonra sorar. Taralı alanların ortak özelliği nedir? Bunlar yerin zayıf kısımlarıdır. Ya da zayıf kısımları yerine ne diyebiliriz? Bunlar büyük fay hatlarıdır. Ya da fay hatları yerine ne diyebiliriz? Bunlar levha sınırıdır diyebiliriz arkadaşlar. Ne diyoruz? Levha sınırı. Madem ki buralar levha sınırı, o zaman buralarda söyle bana, deprem riski fazladır. Volkanizma riski fazladır. Volkanizma riski fazladır. Okyanus ortasındaysa tsunami riski, dev dalga, tsunami riski fazladır. Aynı zamanda buralarda sıcak su kaynakları fazladır. Sıcak suların biliyorsun çok sıcak olanlarına kaplıca, ılık olanlara ılıca. Kısaca bunların hepsini birden topluyorum taraf tarafa. Bunları buralarda tektonik hareketlilikler fazladır diyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Bir kez daha söyleyelim mi? Dünya üzerinde bilmemiz gereken kaç tane büyük fay hattı varmış? 4 tane. Bunlardan birisi Kuzey Büyük Okyanus'a paralel uzanan Pasifik Ateş Çemberi dedik. Büyük Okyanus kıyısı yani Pasifik Ateş Çemberi. İkincisi İzlanda'dan başlayıp Atlas Okyanusu boyunca uzanan S şeklinde bir şekil var. Ona Atlantik Fayı diyorduk. İzlanda volkanizmanın başkenti bu arada. Haberiniz olsun, ben öyle söylüyorum. Türkiye'nin de içinde bulunduğu Alp Himalaya Fay Kuşağı ve Maraş'tan başlayıp Doğu Afrika'da Etiyopya'ya kadar uzanan fayımız var. Buna da Doğu Afrika fayı diyoruz. Arkadaşlarım, burada bir rift vadisinin oluşacağından bahsediliyor. Rift vadisi demek yeni bir okyanus oluşumunun habercisi demek. Yani burada bir gün gelecek, belki 5 milyar, belki 10 milyar yıl sonra ne olacak? Bir okyanus oluşacak diyoruz. O zaman dünyadaki doğal afet bölgeleri deyince deprem, volkanizma, tsunami riskinin fazla olduğu yerleri söyledik. Ama özellikle arkadaşlarım, bu deprem, volkanizma demişken ben şu şekilde bir sınıflama yapmanızı istiyorum. Soru çözerken gerçekten faydası oluyor. Şimdi depremin merkezi neresidir? Başkent. Depremin başkenti deprem ve tsunami diyelim. Deprem ve tsunami'nin başkenti Japonya ve Endonezya. Bu şekilde aklınızda kalsın. Başka yerde görülmez mi? Tabii ki görülür. Ama bir kez daha söylüyorum. Japonya ve Endonezya deyince aklımıza ne gelecek? Deprem ve tsunami gelecek. Volkanizmanın başkenti deyince şurası İzlanda aklınıza gelsin ki 2011'de burada bir volkanik patlama oldu. Eyjafjallajökull denilen bir volkanik patlama. Avrupa'nın tamamı kül bulutlarıyla kaplandı. Gündüz içinde karanlık yaşandı çünkü güneş ışınları kül bulutlarını aşamadı. Sıcaklık ortalamaları düştü ki arkadaşlarım, bu tür süper patlamalar sonucunda iklim değişebilir. Yani çok büyük felaketler ortaya çıkabilir. Deprem ve tsunami'nin başkentine Endonezya dedik. Volkanizmanın başkentine ne dedik arkadaşlarım? İzlanda dedik. Bunun dışında başka doğal afetler de var. Mesela kasırga, sıcak kuşak okyanus kıyılarında ani basınç farkı sonucunda oluşan yıkım gücü yüksek rüzgarlardır. Kasırganın başkenti ise Meksika Körfezi. Şu Acun Adaları'nın olduğu yer var ya, orası aklınıza gelsin. Kasırga ya da tropikal siklon, hortum diyoruz ya, hani
Bazen rüzgar eser, oh ne güzel esti dersin. Bazen bir eser evin çatısını götürür. Bazen bir eser evi götürür. İşte evi götüren rüzgardan bahsediyorum. Dönerek okyanustan başlıyor. Dönerek kıtaya doğru hareketliyor. Süper güç dediğin Amerika kaçacak yer bulamıyor. Özellikle şu Florida eyaletinin olduğu yerler falan kasırganın başkentidir. Kuraklık deyince zaten Sahel kuşağını duymuşsunuzdur. Sahel kuşağı dünyanın en kurak yeri. Yani Kuzey Afrika, Büyük Sahra'dan bahsediyoruz. Bunun dışında sel ve taşkın deyince arkadaşlar, sel ve taşkın deyince aklımıza neresi gelecek? Özellikle şu zavallı Bangladeş'leri gelecek. Bangladeş Himalayaların eteğinde, çukurda bir yerdir. Himalayaların eteğine düşen bütün yağış kim? Bangladeş'e akar. Dolayısıyla yazın özellikle biliyorsunuz yaz musonlarından dolayı sel ve taşkınların en yoğun olduğu yerdir. Ama genel olarak arkadaşlarım felaketler bölgesi diye bir tanımımız var bizim. Şimdi felaketler bölgesi deyince aklımıza neresi gelecek? Güneydoğu Asya. Özellikle de Hindi-Çin Yarımadası. Şurası arkadaşlar. Burada yani bir insanın bir gününü anlatmaya kalksak oturup ağlarız. Ya depremle uyanırsın, ya volkanizmayla uyanırsın, ya tsunamiyle uyanırsın, ya kasırgayla uyanırsın, ya aşırı yağışlar sonucunda sel ve taşkınlar sonucunda ulaşırsın, ya da toprak kayar, ne bileyim. Zaten nüfusun ne kadar fazla olduğunu biliyorsunuz. Ha o zaman oradan bir soru daha türetebiliriz. Hocam madem ki burası felaketler bölgesi, neden burada nüfus fazla? Bu da geçmişte bir soru olarak gelmişti. Deprem, volkanizma riskinin fazla olduğu yerler tehlikeli olmasına rağmen yoğun nüfusludur. Neden? Verimli ve maden bakımından zengin olduğu için diyeceğiz. Evet arkadaşlarım böylece afetler üzerinde de biraz konuşma yapmış olduk. Şimdi afetler demişken arkadaşlarım özellikle az önce kütle hareketlerinden bahsetmiştik. Kütle hareketleri deyince bir kez daha söylüyorum, toprağın kütle halinde aşağı doğru kayması olayına heyran, karın kütle halinde aşağı doğru kayması olayına çığ, kayaların bloklar halinde aşağı doğru yuvarlanması olayına ise biz kaya düşmesi diyorduk. Nerelerde görüyordu? Dağlık yerlerde, eğimli yerlerde görüyordu. Buralar kayalık, Ant, Alp, Himalaya dağları, dağlık, eğimli arazi. O zaman bir kez daha söylüyorum, buralarda hangi tür afetler? Kütle hareketleri fazladır. Kütle hareketleri demişken arkadaşlarım özellikle bu çok karıştırılan bir kavram var. Ona da bir vurgu yapmak istiyorum açıkçası. Nedir biliyor musunuz? Mevzu erozyon ve heyelan. Şimdi arkadaşlarım heyelan ve erozyonu size çok iyi bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Heyelan ve erozyon. Arkadaşlarım bunlar hem TYT'de hem MSÜ'de geldi. ÖSYM alışkanlıklarını kolay kolay değiştirmez. Hele hele öğrencilerin karıştırdığı şeyleri bilir. Bu kavram yanılgılarını sınavda size karşı silah olarak kullanır. Aslında karıştırılacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlarım heyelan nerede görülür? Eğim ve yağışın fazla olduğu yerlerde. Nerede görülürmüş? Eğim ve yağışın fazla olduğu yerlerde. Peki hocam en çok nerede? Tabii ki Güneydoğu Asya. Hindistan, Çin, zavallı Bangladeş'in olduğu yerde. Peki ne zaman? Yazın. Peki neden yazın? Yaz musonlarından dolayı. Biliyorsunuz bir yaz musonları var, bir de kış musonları var. Yaz musonları okyanus kökenli oldukları için manyak yağış bırakırken, kış musonları kara kökenli oldukları için kurudur. Dolayısıyla bir kez daha söylüyorum, eğim arıyorsun, kralı burada. Nerede? Güneydoğu Asya'da. Yani Himalayalar var. Yağış diyorsun, bardaktan değil, varilden boşasına yağmur yağıyor. O yüzden arkadaşlarım heyelan olayının en fazla olduğu yer Güneydoğu Asya, Hindistan, Çin, Bangladeş. Ne zaman? Yaz aylarında. Peki neden? Yaz musonlarından dolayı diyeceğiz. Peki Türkiye'de heyelan en çok nerede? Karadeniz. Özellikle nerede? Doğu Karadeniz'de arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz Karadeniz en çok yağışı sonbaharda alır. Ama heyelan riskinin en fazla olduğu aylar ilkbahar aylarıdır. Bu da bir sınav sorusu. Neden en fazla yağışı sonbaharda almasına rağmen heyelan riskinin en fazla olduğu aylar ilkbahar aylarıdır? Sebebi kar erimeleri diyeceğiz. Bir kez daha söylüyorum. Hızlı konuşuyorum. Umarım anlaşılıyordur. Karadeniz en çok yağışı sonbaharda alır. Ama heyelan riskinin en fazla olduğu aylar ilkbahar aylarıdır. Sebebi nedir? Kar erimeleri diyeceğiz. Şimdi arkadaşlarım heyelanı bir de şöyle görsel olarak göstermeye çalışayım. Ne yapmıştık? Eğimli bir yamaç üzerinde tutulmuş halde bulunan toprak parçası aşırı yağış ve yer çekiminin etkisiyle ana kayadan kopuyor ve kütle halinde aşağı doğru kayıyor. Toprağın kütle halindeki bu hareketine biz heyelan diyoruz. Eğim ve yağış. Ama bu dikkat ederseniz bu toprak ana kaya üzerinde duruyor. Yağışı alınca yağış içeriye sızıyor. Kaya kaygan bir zemine dönüşüyor. Kaygan olunca bu toprak burada kalamıyor. Şimdi eğim ve yağış dedik ama bunun dışında arkadaşlarım bu kaygan zemin üzerinde tutulmuş halde bulunan toprağın dengesini bozan faaliyetler de ne yapabilir? Heyelanı tetikleyebilir. Mesela deprem. Deprem sonucunda bir sarsıntı olur mu? Evet. Bu sarsıntı sonucunda bu toprak ana kayadan kopup kütle halinde aşağı doğru kayabilir mi? Evet olabilir. Ya da volkanizma esnasında bir sarsıntı olur mu? Olur. Bu sarsıntı sonucunda bu toprağın dengesi bozulur, aşağı doğru kayabilir mi? Evet. Yani deprem volkanizma sonucunda heyelan olabilir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Deprem volkanizma heyelanı tetikler. Ya da arkadaşlarım beşeri faaliyetler. İnsanoğlu gelir burada bu toprağın dengesini bozucu bir takım faaliyetler yapar. Mesela ne yapar? Buraya yerleşme kurabilir. Ya da gelir buradaki bitki örtüsünü tahrip eder. Buradaki doğal bitki örtüsünü tahrip edersen toprağın doğal dengesini bozmuş olur musun? Evet. Toprağın doğal dengesini bozarsan bu toprak ne olur?
aşağı doğru kayar. Toprağın kütle halindeki hareketine heyelan diyoruz. Böyle bir soru da gelmişti. Yanılmıyorsam 2007 idi. Şurada bir köy yerleşmesi var arkadaşlar. Diyor ki bu köy yerleşmesinin oluşacak bir heyelandan korunması için ne yapması lazım? Arkadaşlarım buradan uzaklaşması lazım. Çünkü heyelan biliyorsunuz yani ana kayadan kopup kütle halinde aşağı doğru kayıyor. Engelleyemiyoruz. Sadece biraz geciktirebiliyoruz. Ama heyelanı engelleyemiyoruz. En önemli şeye geldik arkadaşlar. Ağaç dikerek heyelanı engelleyebilir miyiz? Lütfen bunu düşünmenizi istiyorum. Şimdi sen ağacı nereye dikiyorsun? Ağda şuraya. Yani toprağa dikiyorsun. İyi de zaten burada toprak ana kayadan kopup aşağı doğru kayıyor. O yüzden bir yere ağaç dikerek heyelanı engelleyemeyiz. Tamam mıyız? Ama sen gelir de burada doğal bitki örtüsünü tahrip edersen, yani buradaki ağaçları kesersen bu toprağın dengesini bozmuş olursun. Toprağın dengesini bozan bütün beşeri faaliyetler, bitki örtüsünün tahrip edilmesi, yol çalışmaları, yerleşme kurulması, bütün bunlar ne yapar? Toprağın dengesini bozar. Bir kez daha söylüyorum, toprağın dengesini bozan bütün faaliyetler heyelanı tetikler. O zaman toparlayalım. Ağaç dikerek heyelanı engelleyemeyiz. Ağaçları keserek heyelanı artırırız çünkü doğal dengeyi bozmuş oluyoruz. Evet, heyelan eğim ve yağışın fazla olduğu yerlerde, erozyon ise kurak bölgelerde görülür arkadaşlar. Kurak bölgelerde. Şimdi heyelan Türkiye'de en çok neredeydi? Doğu Karadeniz. Erozyon en çok nerede? İç Anadolu bölgesinde. Nerede? İç Anadolu. Kurak, bitki örtüsünden yoksun yerler. Biliyorsunuz bitkiler kökleriyle toprağı tutma özelliğine sahiptir. Bitki örtüsü yok edilirse toprak tutunamaz. Deniz, göl ya da barajlara taşınır. Peki ağaç dikerek arkadaşlarım heyelanı engelleyemiyorduk. Ağaç dikerek erozyonu azaltabilir miyiz? Elbette ki. Çünkü ne dedik? Ağaçlar kökleriyle toprağı tutar. Dolayısıyla dış kuvvetlerin bu toprakları deniz, göl ya da barajlara taşımasını önler. O zaman ağaç dikerek heyelanı engelleyemiyorsak, kardeşim ağaç dikelim, erozyonu önleyelim. Her yıl Kıbrıs büyüklüğünde bir toprak parçasını deniz, göl ya da barajlara gönderiyoruz. Öyle değil mi? O yüzden ünlü bir coğrafyacı der ki ağaç dikmek anayasal zorunluluk olmalı. Arkadaşlar ağaç dikeceğiz. Bir kez daha söylüyorum. Bundan sonra soru çözerken, temizliyorum. Bundan sonra soru çözerken heyelanı yağış diye oku. Heyelanı ne diye okuyacaksın? Heyelan yağış diye oku. Erozyonu ise no yağış diye oku. Yani kurak diye oku. Yani heyelan yağışlı bölgelerde, erozyon ise kurak bölgelerde olur. Anlaştık mı arkadaşlar? Heyelan en çok nerede? Doğu Karadeniz'de. Ne zaman? İlkbaharda. Neden? Kar erimelerinden dolayı. Erozyon en çok nerede? İç Anadolu'da. Neden? Kurak ve bitki örtüsünden yoksun olduğu için. Ağaç dikerek heyelanı engelleyebiliyor muyuz? Hayır. Ağaç dikerek erozyonu önleyebiliyor muyuz? Evet. Ağaçları keserek heyelanı artırıyor muyuz? Evet. Ağaçları keserek erozyonu artırıyor muyuz? Evet. Yani ağaçları keserseniz hem heyelan artar hem de erozyon artar diyoruz. Evet. Evet, doğal afetler, dünyadaki doğal afetlerin dağılışını da bu şekilde öğrenmiş olduk arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Dağlık bölgeleri bitirdik. Kurak bölgeleri bitirdik. Efendim doğal afet, deprem, volkanizma riskinin fazla olduğu yerleri gösterdik. Genel olarak doğal afetlerin yaygın olduğu yerleri gösterdik. Bunun dışında yağışlı bölgeler var. Onları da bir konuşalım arkadaşlar. Yağışlı bölgeler. Şimdi ne göreceğiz? Yağışlı bölgeleri göreceğiz. Haritam bitti. Ben yeni şuradan bir boş kağıt açacağım. Şimdi değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz harita önemli dedik. Harita önemli kardeşim. Ama haritaya bakınca ne görmen gerektiğini de bileceksin. Öyle boş boş bakmayacağız. Yani haritaya baktığımızda bir şeyleri görebilmiyor olmamız lazım. Az önce bir şey demiştim. Ne demiştim? Dönencedeyim demek, çöldeyim demek. Peki ben ekvatordayım demek ne demek? Onu da bir konuşalım. Ekvatordayım demek ne demek? Ekvator arkadaşlarım biliyorsunuz güneş ışınlarını yıl boyunca dik ya da dike yakın açılarla alan bir yer. Dolayısıyla sürekli sıcak, aynı zamanda sürekli yağışlı bir yer. Ekvator nasıl bir yer? Yıl boyunca sıcak, yıl boyunca yağışlı bir yer arkadaşlar. Onu da bir konuşalım. Yani yağışlı bir yer deyince arkadaşlarım tabii ki aklımıza önce ekvator gelecek. Ya bu harita olmadı ya. Şuradan düzgün bir harita. Şunu sileyim ben. Bu harita üzerinde ne yapacağız? Yağışlı bölgeleri göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi yağışlı bölgeler deyince önce ekvatoru bileceğiz arkadaşlar. Ekvator demişken lütfen buna dikkat ediniz. Dünyanın ortasına çizilmiş her çizgiye ekvator demeyin. Nereden geçtiğini iyi bilmeniz gerekiyor. Bakın Afrika'nın ortasından geçiyor. Şu adaları görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Endonezya, Malezya, Filipinler vesaire. Bu adaların olduğu yerden geçecek. Eleman şuradan bir çizgi çizdi. Bu olmaz. O her dünyanın ortasına çizilmiş her çizgiye ekvator demeyeceğiz. Derecesi sıfır. Güneş ışınları yıl boyunca dik değil, dike yakın açılarla alıyor. Yılda sadece iki defa dik açıyla alıyor. 21 Mart, 23 Eylül. Şimdi yıl boyunca sıcak dedik. Ekvator yıl boyunca sıcak. Neden? Güneş ışınları dike yakın açılarla alıyor. Çünkü yıl boyunca yağışlı. Arkadaşlarım az önce ne demiştik? Basıncı ikiye ayırmıştık. Alçak basınç, yüksek basınç.
Alçak basınç bol yağış, yüksek basınç no yağış. Buralar sürekli yağışlı olduğu için sürekli nedir? Alçak basınç alanıdır. Hatta termik alçak basınç alanı. Bir kez daha söylüyorum. Ekvator yıl boyunca yağışlı mı? Evet. Neden yıl boyunca yağışlı? Sürekli termik alçak basınç alanı olduğu için. Biliyorsunuz alçak basıncın etkili olduğu yerlerde yükselici hareketleri görülür. Yükselen hava soğur, yağış bırakır. Alçan hava asla yağış bırakmaz. O zaman ekvator demişken bu ekvator üzerinde ve ekvatora yakın ülkelerde bizim biliyor olmamız lazım. Tabii ki ekvator deyince Brezilya'yı bileceğiz. Çünkü Amazon havzası orada. Orta Afrika'da Kongo havzasını bileceğiz. Bak Afrika deyince herkesin aklına çöl geliyor. Ortasında ekvator geçiyormuş. Yani yıl boyunca yağışlı. Brezilya'da Amazon, Orta Afrika'da Kongo havzası. Bunun için de Endonezya, Malezya gibi adaları da bilirseniz iyi olur. Endonezya en kalabalık İslam ülkesi, Malezya ise en gelişmiş İslam ülkesidir. O zaman ekvator üzerindeki ülkeler nelerdir diye sorduğumda 4 tane ülke. Söyle bana Brezilya, Nijerya, özellikle şurada Gine Körfezi'nin olduğu yerde Nijerya'yı bileceksiniz. Endonezya, Malezya. Hadi bir daha söyleyeyim. Brezilya, Nijerya, Endonezya, Malezya. Bunlar ekvator üzerinde ya da ekvatora yakın ülkeler. Madem ki ekvator üzerinde ya da ekvatora yakın ülkeler, buralarda ekvator iklim görülür. O zaman buralar nedir? Yıl boyunca yağışlıdır. Neden yıl boyunca yağışlıdır? Sürekli termik alçak basınç alanı olduğu için diyeceğiz. Arkadaşlarım dünyada yıl boyunca yağışlı olan iki tane iklim var. Birisi şu taramış olduğum ekvator iklim. Bir de Orta kuşak karalarının batı kıyılarında görülen ılıman okyanus iklimi. Ilıman okyanus iklimi nerede görülür? Özellikle Batı Avrupa'yı bilmenizi istiyorum arkadaşlar. İngiltere, Fransa, Almanya'nın olduğu yer. Peki şurayı tarıyorum. Bakın şuralar hep ılıman okyanus ikliminin görüldüğü yerler. Ilıman okyanus iklimi dediğimiz iklim bizim Karadeniz ikliminin tıpkısının aynısıdır. Ama oluşumu farklıdır. Peki nasıl oluşmuştur? Batı rüzgarları ve okyanus akıntılarının etkisiyle. Bir kez daha söylüyorum. Ilıman okyanus iklimi nasıl oluşmuştur? Batı rüzgarları ve okyanus akıntılarının etkisiyle. Peki neden yıl boyunca yağışlıdır? Arkadaşlarım batı rüzgarlarından dolayı. Bir kez daha söylüyorum. Ekvator yıl boyunca yağışlıdır. Sürekli termik alçak basınç olan olduğu için. Efendim Batı Avrupa kıyıları yıl boyunca yağışlıdır. Neden? Batı rüzgarlarından dolayı diyeceğiz. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi arkadaşlarım bir de Güneydoğu Asya var biliyorsunuz. Orası dünyada metrekareye en çok yağışın düştüğü yer. Hindistan, Çin, Bangladeş gibi ülkeler. Ama arkadaşlarım bu yağışı ne zaman alıyor? Yazın alıyor. Yıl boyunca değil. Yazın manyak yağış alıyor. Kışın çok fazla yağış almıyor. Yazın neden çok yağış alıyordu? Yaz mı sonlarından dolayı. Kışın neden çok fazla yağış olmuyordu? Kış mı sonları yağış bırakmadığı için. Dolayısıyla arkadaşlarım buraların yazın çok yağışlı olmasının sebebi nedir? Yaz mı sonları diyoruz. Bakın bunu hemen soruya dönüştürebiliriz arkadaşlar. Mesela der ki eleman şuraları tarar. Buraları taradık arkadaşlar. Şuraları taradık. Efendim ondan sonra da tabii numara vereceğiz. Şuraya 1 dedim. Buraya 2 dedim. Efendim şuraya 3 dedim. Şuraya 4 dedim arkadaşlar. Şuraya da 5 dedim. Evet. Numaralandırılmış yerlerden hangisi yıl boyunca yağışlı değildir? Şimdi bakıyorum Brezilya'da Amazon havzası sürekli termik alçak basınç alanı olduğu için sürekli yağışlıdır. Kongo havzası ekvator üzerinde sürekli yağışlıdır. Efendim orta kuşak karalarının batı kıyılarında ki orta kuşak karalarının batı kıyıları deyince ılıman okyanus iklimi geliyordu. Ilıman okyanus iklimi nerelerde görülüyordu? Şu taradığım yerlerde. Yani Avustralya'nın güneydoğusunda da okyanusal iklim vardır. Bunu unutmayın. Buralar yıl boyunca yağışlı. Ama 4 numaralı yer neresidir? Muson Asya'sı. Muson Asya'sı metrekareye en çok yağışın düştüğü yerdir. Ama bunu yazın alır, kışın almaz. Dolayısıyla burası yıl boyunca yağışlı değildir diyeceğiz. Evet, yağışlı bölgelerde bir kez daha söyleyelim. Ekvator yıl boyunca yağışlıydı. Şu taradığım yerler yıl boyunca yağışlı. Neden? Sürekli termik alçak basınç alanı olduğu için. Efendim şu orta kuşak karaların batı kıyıları yani ılıman okyanus ikliminin görüldüğü yerler yıl boyunca yağışlıydı. Neden? Batı rüzgarlarından dolayı. Fakat arkadaşlarım şurayı lütfen dikkat. Şurası Güneydoğu Asya'ydı. Metrekareye en çok yağışın düştüğü yer olmasına rağmen yıl boyunca yağışlı değildi. O zaman buralar arkadaşlar şu gördüğünüz yerler yıl boyunca yağışlı olduğu için burada akarsu yağış rejimi düzenli. Ama burası yazın yağış aldığı için akarsu yağış rejimi düzenli değil. Özellikle de bir kez daha söylüyorum. Güneydoğu Asya deyince arkadaşlarım bizim aklımıza sel ve taşkınlar gelecek. Evet, kurak bölgeleri konuşmuştuk. Şimdi yağışlı bölgelerin yıl boyunca yağışlı olan yerlerin ortak özelliklerini konuşacağız. Yani ekvatoral iklim aklınıza gelsin. Yıl boyunca yağışlı olan yerlerde tabii ki arkadaşlarım bulutluluk oranı nedir? Fazladır. Bulutluluk oranı fazla. Bulutluluk oranı fazlaysa orada güneşlenme süresi nedir? Güneşlenme süresi azdır arkadaşlar. Güneşlenme süresi az. Şimdi yağışlı, yıl boyunca yağışlıysa arkadaşlarım orada mutlak ve bağır nem fazladır. Nedir? Mutlak nem havadaki su buharı demek. Bağır nem ise havanın yağış ihtimali demek. Yani buralarda yağış ihtimali yani bağır nem sürekli yüksektir. Aynı zamanda ne tür çözülme fazladır? Fiziksel değil. Fiziksel çözülme kurak yerlerde. Buralarda kimyasal çözülme yani kimyasal çözülme fazladır. Kimyasal çözülme fazla olduğu için buralarda toprak oluşumu nedir? Hızlıdır. Topraktaki tuz ve kireç oranı nedir? Azdır diyeceğiz. Hangi tür doğal afetler? Sel ve taşkınlar yaygındır diyeceğiz. Evet arkadaşlarım.
Yanılmıyorsam şöyle 40 dakikayı bulan bir dersimiz oldu. Ne kadar faydalı oldu bilmiyorum. Umarım faydalı olmuştur. Bir kez daha söylüyorum. Bakın, dağlık bölgeleri bilmek, kurak bölgeleri bilmek, işte doğal afet bölgelerini bilmek size coğrafyada ciddi anlamda bir kültür kazandırır ve siz sınavı o kültürle kazanırsınız arkadaşlar. Öyle sürekli bilgi ezberleyerek değil. Evet arkadaşlar, her zaman söylediğimiz gibi bugünü bitirmeden yarını planlayın. Yarın kalktığınızda yapacağınız iş, ilk işin ya da en önemli şeyin ne olduğunu belirleyin ki kalkmak için bir gerekçeniz olsun. Kendinize iyi bakın. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar.